Arkadaşlar merhaba ben Yavuz Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf kimya ders kitabımızın 2. ünitesi karışımlarda 126. sayfadan başlayan üniteyi bitirirken sorularını birlikte çözelim. Bakın kitabımızın yazarları Mehtap Güntut, Pınar Güneş ve Serpil Çetin. Elinizde bu kitap olmayabilir. Aşağıda açıklama kısmına çözeceğimiz sayfaların linkini bırakıyoruz. Oradan indirerek kullanabilirsiniz. Sayfa 126'da üniteyi bitirirken kısmı bakın boşluk doldurmayla başlıyor arkadaşlar sağ taraftaki kelimeleri buradaki uygun boşluklara yazmamız istenmiş hemen bakalım ilk cümlemiz ne olmalı günlük yaşantıda kullanılan pek çok madde karışımdır evet karışımlar ne olarak sınıflandırılıyor arkadaşlar homojen öyle değil mi ve heterojen olarak sınıflandırılıyor hatta homojen karışımlara biz ne diyoruz arkadaşlar çözelti diyoruz bugün sağ taraftan heterojeni çizdik homojeni çizdik. Devam ediyoruz. Çay, gazoz, şekerli su ve homojen karışımı örnektir. Buradan bir homojen karışım. Evet bakın burada tuzlu su var arkadaşlar. Tuzlu suyu buraya yazmamız lazım. Homojen karışımı örnektir. Çamurlu su, mazotlu su. Ve ne var bakın burada? Evet en üstte bakın karbon tetraklorür ve su karışımı var. C, 4 su. Heterojen karışıma örnektir. Çözücü ve çözünün oluşturduğu homojen karışımlara ne denir? Şimdi söyledik arkadaşlar çözelti de denir diyoruz. Bakın sağ taraftan çözelti kelimesini de çizdik. Homojen karışımların oluşması için çözücü ve çözünen yapı olarak birbirine benzemelidir. Ne demek bu? Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür değil mi? Benzer benzeri çözer diyerek arkadaşlar biz bunu özetliyoruz. Ne diyoruz biz? Polar maddeler polar maddeler, apolar maddeler apolar maddeleri çözer diyoruz. Çözücüde çözünen madde oranını belirten neler vardı bakın? kütlece yüzde derişim var. Bakın yukarıda arkadaşlar var gözlüğü. Yüzde derişim diyelim kısaca yazalım onu. Başka ne var burada bakın? PPM değil mi bakın? PPM arkadaşlar yine kullanılan ifadelerden. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerinde ilişkin veriler bulunur. Neye ilişkin arkadaşlar? Tabii ki içerdikleri maddelerin derişimine ilişkin öyle değil mi? İçeride ne var? Ne kadar var? Derişimine ilişkin veriler bulunuyor. Kışın yollara tuz dökülmesinin nedeni suyun ne noktasını düşürmekti arkadaşlar? Donma noktası tabii ki. Donma noktasını düşürerek daha düşük sıcaklıklarda donmasını böylece don olayının önüne geçmeye amaçlamaktadır bu olay. Karayollarının tuzlanmasının sağlanması gibi olumlu etkileri olduğu gibi nedir arkadaşlar burada? Yollar tuzlandığı zaman kazaların önüne geçilir değil mi? Bu da kamu güvenliği olarak tabii ki adlandırılıyor bakın. Kamu güvenliği sağ gibi olumlu etkileri olduğu gibi karayollarını aşındırdığı için olumsuz değil mi arkadaşlar? Bu da bakın aslında olumsuz bir etki. Yani yolları tuzlamak aslında yollar açısından belki olumsuz ama kazaların can kaybının, mal kaybının önüne geçmek için de gerekli bir hadisedir diyoruz. Endüstride ve sağlık alanlarında karışımları ayırmak için farklı yöntemler kullanılır. Demir, kobalt ve neydi arkadaşlar? Nikel değil mi? Demir, nikel, kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekildiği için endüstride kağıt içinde demir parçaları mıknatıs ile ayrılır diyoruz. Mıknatıslanmaymış arkadaşlar buraya öyle yazılmış. Mıknatıslanma ile ayrılır. Bir de ne vardı? Nikel vardı evet. Öz, kütle, öz kütleleri farklı sıvı sıvı karışımlar için ne kullanılır? Ayırma hunisi kullanılır. Neydi örnek olarak? Hep zeytinyağı su örneği verilir arkadaşlar. Zeytinyağı suyu ayırma hunisine doldurduğumuz zaman zeytinyağı üstte kalır, su altta kalır. Değil mi? Bu şekilde ayırma gerçekleşir diyoruz sağlık alanında kullanılan ayırma yöntemidir. Nedir arkadaşlar bu da? Diyaliz. Değil mi? Diyaliz. Aslında çok mikro düzeyde gerçekleştirilen bir süzme işlemidir. Kanımızın içerisindeki zararlı maddelerin böbrek fonksiyonlarını yerine getiremeyen insanlarda yapılıyor bu. Ne oluyor? Kanın içerisindeki zararlı maddeler bu şekilde süzülerek ayrılıyorlar. Birinci sorumuzda bakın gördüğünüz gibi bir kavram haritası var. Bu kavram haritasında boş bırakılan yerleri dolduracağız. Madde, madde sınıflandırılmış. Maddeyi biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Saf madde ve saf olmayan madde diye. Saf olmayan maddeleri biz ne diyoruz? Karışım diyoruz öyle değil mi? Saf maddeler ikiye ayrılır. Hızlıca bir hatırlayalım arkadaşlar. Saf madde neydi? Element ve bileşik şeklinde ikiye ayrılır. Elementler yapısında tek cins atom bulunduran. Değil mi? H2 gibi, O2 gibi ya da sodyum gibi maddeleri biz ne diyoruz? Element diyoruz. Bileşik ise yapısında birden fazla cins element bulunan saf maddeler. H2O gibi ya da Nacl gibi maddeleri biz ne diyoruz? Bileşik diyoruz. Karışımları ikiye ayırıyoruz. Homojen, özellikleri her yerinde aynı olan ve özellikleri her yerinde aynı olmayan heterojen maddeler diye ikiye ayırıyoruz. Homojen maddeleri biz aynı zamanda ne diyoruz? Bakın çözelti diyoruz arkadaşlar. Heterojen maddeleri de kendi içerisinde farklı değil mi? bölümlere ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi adi karışım. Adi karışımlarını gördüğünüzde çok net şekilde fark edebiliyorsunuz bileşenlerini. Değil mi? mesela çoban salatası diyor veya kuru fasulye pilav değil mi çok net şekilde görebiliyorsunuz bunlar adi karışım diye geçiyor Türk kahvesi neye örnektir Türk kahvesi bir süspansiyondur süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlar Meyve suları da buna örnek olarak verilebilir. Ayran da buna örnek olarak verilebilir. Süspansiyonlar bir süre beklediği zaman dibine çökelti olmasını biz genellikle bekliyoruz. Emülsiyona örnek olarak ne verilir? Sıvı sıvı değil mi? Sıvı sıvı olduğu için en çok buna verilen örnek zeytinyağı su karışımıdır. Gene mesela tabağınızdaki yemeğin su altında yağ üstünde kalıyor. Öyle değil mi? Sıvı yağlar üstünde kalıyor. Bu aslında tabağınızdaki yemeğin bu sıvı kısmı emisyona bir örnektir diyoruz. Gene buna karbon tetraklorür su karışımı ya da benzin su karışımı da örnek olarak verilebiliyor. Mayonez çıplak göze baktığımız zaman böyle bembeyaz her tarafı sanki aynıymış gibi bütün özellikleri her yerinde aynıymış gibi zannettiğimiz değil mi çıplak göze fark edemediğimiz ama aslında mikroskopla baktığımız zaman fark edebildiğimiz, taneciklerinin boyutunun 1 ile 1000 nanometre arasında olduğunu bildiğimiz nedir arkadaşlar? Kolloittir diyoruz. Ve diğer bir karışım türümüzde neydi arkadaşlar? Aerosol. Aerosol de neydi? Gazın içerisinde bir katı ya da gazın içerisinde bir sıvı dağılmış heterojen karışım. Buna örnek olarak ne verilebilir? Mesela sis örnek verilebilir ya da duman örnek verilebilir. Bu sayfada sayfa 126'da ikinci sorumuz arkadaşlar bir problem gördüğünüz gibi. Diyor ki 100 gram saf suda 25 gram potasyum klorür tamamen çözündüğünde oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlık olur. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Çözünen maddenin miktarını yani 25'i şuraya yazalım arkadaşlar. Neye bölüyorduk? Toplam kütleye bölüyorduk. 100 gram saf suda 25 gram madde çözünürse toplam kütle ne olur? 125 gram olmaz mı? Burada 125 gram bir çözelti meydana gelir. Yani 25 bölü 125 çarpı 100 diyoruz. O da ne olur arkadaşlar bakın tam 5'te biri yani 1 bölü 5 aşağıda 5 kalır. 100 bölü 5'te nedir? 20'dir. Yani kütlece yüzde kaçlık diyoruz? 20'lik bir çözelti meydana getiririz. Üçüncü sorumuzda ne diyor bakın kütlece yüzde 20'lik 200 gram tuzlu çözeltisinde kaç gram tuz çözünmüştür diye soruyor. Burada çözeltinin tamamı 200 grammış bakın. Aşağıya toplam 200 yazıyoruz. Yukarıya ise çözünen madde miktarını yazıyoruz. Kaç olsun o da? M gram olsun. Çarpı 100. Değil mi? Kütlesi yüzdesi bu şekilde bulunuyor. Neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Ne oldu bakın şu şekilde arkadaşlar. O zaman kütlesi ne olmuş oldu? 2 kere 20, 40 gram olmuş oldu diyoruz. Bir sonraki sayfada bakın dördüncü sorumuz diyor ki kütlece yüzde yirmilik çözelti 50 gram şeker çözülmüştür. Bakın çözünen madde miktarı 50 50'ymiş. Çözeltinin toplam kütlesini bilmiyorum değil mi? Toplam kütlesini bilmiyorum ama bunu yüzle çarptığım zaman ne eşit olacakmış arkadaşlar? Kütlece yüzde yirmilik olduğu için 20'ye eşit olacakmış diyoruz. Buradan ne yaparım bakın soru işaretini karşıya atacağım 20'yi bu tarafa atacağım. Ondan önce sadeleştirmeleri yapalım. Şurası şöyle 5 kalır. 5 kere 50 250'dir. Nedir arkadaşlar? Bu toplam kütle bakın. Çözeltinin toplam kütlesi 250'ymiş. Bunun ne kadarı? 50 gram zaten şekermiş. Onu yazdık. E 50 gram şekerse 250 gram çözeltinin ne kadarı sudur? Demek ki arkadaşlar burada 200 gram su vardır diyoruz. Yani 200 gram su ile 50 gram şeker birleşmiş. Öyle değil mi? 200 gram su, 50 gram şeker birleşmiş ve ne oluşturmuşlar arkadaşlar? 250 gram Çözelti oluşturmuşlar. Bu da 250'de 50, yüzde 20 kütlece yüzde derişime sahip olmuş olmuş diyoruz. Yani 250 gram çözeltinin 50 gramı şekerdir demek, yüzde 20'dir demek diyoruz. Beşinci sorumuzda kütlece yüzde 20'lik 160 gram tuz çözeltisinde 40 gram daha tuz çözünürse diyor. Bakın o zaman burada benim yapmam gereken şey öncelikle çözeltimizin içerisinde hangi maddeden kaç gram var onu bulmak. Çözeltinin tamamı ne kadarmış? 160'mış. Çözünen madde miktarı M diyelim arkadaşlar. Bunu 100 ile çarptığımız zaman niye eşitmiş? 20'ye. Kütlece %20'lik diyor çünkü. Bakın burada bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman ne olur burada? 5 kalır. O zaman M bakın 160 bölü 5'ten 32 gramdır diyoruz. Yani bu çözeltinin içerisinde 32 gram ne çözülmüş arkadaşlar? Tuz çözülmüş. Daha sonra bunun üzerine 40 gram daha tuz eklemişiz. Yani o zaman çözünen madde miktarını bakın nasıl buluyoruz. 32 gram çözünmüş. Bunun üzerine 40 eklemişiz. Toplam kütle neydi arkadaşlar? 160'tı. Şimdi 40 daha ekleyince toplam kütle de 40 daha arttı. Bunu 100 ile çarpacağız. O da ne yapar bakın? 72 bölü 200 çarpı 100. O da ne olur arkadaşlar? Aşağıda 2 kalır. Yani %36'lık bir çözelti meydana gelir diyoruz burada ne yaptım? Hemen özetleyelim hızlıca. 32 gram çözünen madde olduğunu buldum. 32 gram madde çözülmüş bunu üste yazdım. 40 gram daha çözülmüş onu da üste yazdım. Toplam kütle 160'tı ama sonradan eklediğim 40 gram madde toplam kütlenin de artmasına sebep oldu. Dolayısıyla çözünen maddelerin kütleleri toplamı 72. Bütün çözeltinin toplam kütlesi ise 200 oldu. 72 bölü 200 çarpı 100'den %36 olduğunu bulmuş oldum. Altıncı sorumuzda diyor ki arkadaşlar 210 gram saf suya 50 gram tuz ilave edilmiş. 10 gram tuz çözünmeden kalmış. E 10 gram tuz çözünmeden kaldıysa çözünen madde ne kadardır arkadaşlar? Demek ki 40 gramdır öyle değil mi? Bu beni burada ne ilgilendiriyor? Çözünen madde miktarı ilgilendiriyor. Çözünen madde miktarı 40. Peki toplam kütle ne kadar? 210 gram su vardı. E 40 gram da madde çözündü. Dolayısıyla toplam kütle kaç olmuş oldu arkadaşlar? 250 olmuş oldu. Bunu 100 ile çarpacağım. Bakın ne oluyor o zaman? 40 bölü 250 çarpı 100 diyoruz. Bu da neye eşit olur? Sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Bakın bu sıfırlar gitsin. Yukarıda 100 var. Aşağıda 25 var. Şöyle burada kaç kalsın? 4 kalsın. Ne oldu? 4 kere 4 16. Yani kütlece %16'lık bir çözeltiymiş diyoruz. Yedinci sorumuzda kütlece yüzde 30'luk 400 gram şeker çözeltisi var diyor. Buna 100 gram daha su ilave edilmiş. Çözeltinin kütlece yüzdesi ne olur diye soruyor arkadaşlar. Bakın 400 gram çözeltinin tamamı bunun yüzde 30 arkadaşlar neymiş şekermiş. Bir kere onu bulmam gerekiyor benim 400'ün yüzde 30'u ne yapar diye bulmam gerekiyor. Bakın şu şekilde 4 kere 3 120 yani benim elimde 120 gram şeker varmış diyorum. Bunun üzerine ben ne eklemişim arkadaşlar? 100 gram daha su eklemişim. 100 gram daha su eklediğim zaman ben neyi değiştirmiş olurum? Toplam kütleyi değiştirmiş olurum. Yani hesaplamayı ben şu şekilde yapıyorum. Çözülen madde miktarı bölü toplam kütle diyorum ya 400'dü. 100 daha ekledim. Ne oldu arkadaşlar? 500 oldu. Bunu da kaçla çarpacağım? 100 ile çarpacağım. Yani 120 bölü 500 çarpı 100 değil mi? Bakın şu şekilde. 120'yi de 5'e bölersem arkadaşlar ne olur? 24'tür. Yani kütlece %24'lük bir çözelti elde ederim diyoruz. 8. soruda bakın kütlece %10'luk 400 gram tuz çözeltisini bir kere bunu bulalım. Ne var arkadaşlar içerisinde? 400'ün %10'u, değil mi? Ne yapar o? Bakın şu şekilde sadeleştirelim. 40 yapar. Yani 40 gram tuz varmış benim elimde 400 gram çözeltinin içerisinde. Buna 60 gram daha tuz eklemişim. Hemen bakın. Çözünen madde miktarı 40 bölü Toplam kütle ne kadardı? 400 değil mi? 60 gram daha tuz eklemişim. E, tuzu yukarıya yazıyorum. Çözünen madde oldu. Ama toplam kütleyi de 60 kadar arttırmış olmuyor muyum? Evet. O zaman aşağıya da yazmam gerekiyor. 40 gram da su ilave etmişim. E, 40 gram suyu da gene nereye yazmam lazım? Aşağıya yazmam lazım. Toplam kütle etkiliyor, Çözünen madde değil bu. Çarpı 100 yapacağımız işlem bu. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 100 oldu. Böyle aşağısı ne oldu? 460 500 oldu arkadaşlar. 500 çarpı. 100'dür. Sadeleştirirsiniz ne olur? 100 bölü 5 yani kütlece yüzde 20'lik bir çözelti elde etmiş oluruz. Dokuzuncu sorumuzda der ki bakın aşağıdaki tabloda balı oluşturan bileşenlerin kütlece yüzde derişimleri verilmiştir. Buna göre 1 kilogram balda 1 kilogram ne kadar arkadaşlar? Bunu yazalım. 1000 gram balda kaç gram glikoz bulunur diyor. Beni burada glikozun değil mi yüzde derişimi ilgilendiriyor. E, 1000 gram balın Yüzde hesaplayacağım arkadaşlar? 30'unu hesaplayacağım. O da bakın ne yapar? 2 tane attık. Ne oldu? 300 gram ne vardır arkadaşlar burada? Glikoz vardır. 1 kilogram balın içerisinde diyoruz. 10. soruda nikel, şeker, kum ve tuzdan oluşan karışım ayırmak için sırasıyla hangi ayırma yöntemleri kullanılmalıdır? Bir kere bakın bu tip karışımlarda arkadaşlar eğer şunu söyleyelim. Demir, nikel, Kobalt varsa bunlardan bir tanesi varsa arkadaşlar hemen baştan o elementleri mıknatıslandırarak ayırmak en mantıklısıdır. Bakın burada ne var? Nikel var. Nikel olduğu için arkadaşlar ilk yapmam gereken işlem benim mıknatıslama. Mıknatıslayarak bakın ortamdan direkt nikeli ayırıyorum. Geriye şeker, kum ve tuzdan oluşan bir karışım kalıyor. Bunları ne yaparım arkadaşlar? Suda çözerim. Bakın suda çözerim. Suda çözmemin sebebi ne? suda çözdüğüm zaman bakın şeker ve tuz suda çözünür. Kum çözünmez. E çözünmeyen maddeyi ben onlardan nasıl ayırırım arkadaşlar? Tabii ki süzerek değil mi? Süzme işlemi gerçekleştirin. Böylece kumu da oradan ayırmış oldum. Şimdi benim elimde ne var arkadaşlar? Şeker ve tuzdan oluşan bir çözelti var. Burada ne yapmam gerekiyor bakın? Bunlar iki tane çözünen katı olduğu için suyun içerisinde değil mi? Bunları ayrımsal kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme yaparak birbirinden ayırıyorum. Şimdi bunu hatırlayalım kristallendirme neydi? Çözünen bir madde içinde bulunduğu çözelti soğutulduğunda eğer katı kristalleri halinde çöktürülüyorsa biz buna kristallendirme diyoruz. Kristallenme diyoruz veya eğer birden fazla madde varsa o zaman da ayrımsal kristallendirme diyoruz. 11. sorumuzda sıvı sıvı homojen karışımlarla ilgili demiş. Sıvı sıvı homojen karışım deyince aklımıza bizim ne gelsin bakın. En yaygın verdiğimiz örnek alkol su. Yani kolonya değil mi? Kolonya aklımıza gelebilir. Fiziksel yöntemlerle ayrılabilir demiş. Bütün karışımlar zaten fiziksel yöntemlerle ayrılır. Bakın bana kesinlikle sormuş arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Bileşikler nasıl ayrılır? Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrılır diyoruz. Molekülleri polardır. Bakın alkol ve suya baktığımız zaman evet ikisi de polardır arkadaşlar ama kesinlik olduğu için burada kesin diyemeyiz. Neden? Mesela bu ne olabilir? Karbon tetraklorür ve benzen karışımı da olabilir. Bunların ikisi de ne? Apolar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çözelti olmasından ben ne anlıyorum? Taneciklerinin benzer yapıda olduğunu anlıyorum. Yani polar polar olabilir, apolar apolar olabilir ama ikisi de polardır kesinlikle diyemem arkadaşlar. Aynı cins molekül içerir demiş. Şimdi aynı cins molekül ne demek? Mesela H2O aynı cins molekül. Hep H2O moleküllerinden oluşan bir madde karışım mıdır? değil arkadaşlar. Bu nedir? Bu bir bileşiktir. Dolayısıyla burada da ne söyleyemiyorum? Kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Cevabım neymiş? A seçeneğiymiş. 12. sorumuzda sodyum klorun suda çözünmesi gösterilmiş yukarıdaki şekilde. Bununla ilgili bize bakın aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Çözünmede rol oynayan etkileşim iyon dipol etkileşimidir. Evet bakın burada gördüğünüz gibi suyun içerisindeki sodyum ve klor iyonlarıyla su moleküller arasındaki etkileşim oluşmuş. Ve su molekülleri nedir arkadaşlar? Polardır. Polar olduğundan dolayı biz bunları ne diyoruz? Dipoldür diyoruz. Dolayısıyla sodyum ve klor iyonlarıyla su molekülleri arasında iyon dipol etkileşimler oluşur. Doğrudur. B seçeneğinde su molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri su ile tuz arasındaki çekim kuvvetinden küçüktür demiş. Bakın su ile tuz arasındaki çekim kuvveti daha güçlü olduğu için zaten burada çözüm olayı gerçekleşmiş. Ve su molekülleri birbirlerinden ayrılabilmiştir diyoruz. Bu olayda iyonlar oluşur. Evet gördüğünüz gibi sodyum klorür suya attığımız zaman yukarıda da söyledik arkadaşlar sodyum ve klor iyonları oluşmuş. İyonik bileşikler suda moleküllerine ayrışarak mı çözünür? Arkadaşlar molekül kovalent bağlı bileşikler için kullanabileceğimiz bir ifadedir. İyonik bağlı bileşiklerde veya iyonik bileşiklerde molekülden bahsetmek Yanlış olur arkadaşlar. Burada neye dönüşüyorlar? İyonik bileşikler iyonlarına ayrışarak çözünüyorlar diyoruz. Burada kimyasal bir değişim meydana gelir mi? Arkadaşlar kimyasal bir değişim meydana gelmez. Bu tamamen fiziksel bir değişimdir diyoruz. Cevabımız gördüğünüz gibi ne oldu? D seçeneği oldu. Hemen 13. sorumuza geçelim. Sodyum iyodürün kütlece %10'luk 600 gram çözeltisinde bakın 600 gram çözelti varmış. Bunun %10'u sodyum iyodürmüş. %10'unu bulacağız o zaman. Bu da ne yapar arkadaşlar bakın? 60, değil mi? 60 gram ne varmış arkadaşlar burada? Sodyum iyodür varmış. Geriye kalan nedir arkadaşlar? Çözücüdür. Yani 540 gram da burada çözücü vardır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 14. soruda bakın ne verilmiş bize? Diyor ki görselde verilen karışımı bileşenler ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır? Bir bardak içerisinde arkadaşlar sıvı görüyorsunuz bakın farklı fazlar var burada gördüğünüz gibi değil mi? Bu sıvıları birbirinden ayırmak için ne kullanırız biz? Sıvı sıvı karışımları yani emülsyonları ayırmak için ayırma hunisi kullanırız. Bunları bu şekilde bir ayırma hunisine doldurduğumuz zaman gene bakın aynı bu sırayla ayırma hunisine dizilirler. Alttaki musluğu açtığımız zamanda da öz kütlesi en büyük olan ilk önce, öz kütlesi en küçük olan en son kaptan ayrılır ve bu şekilde ayırma olayını gerçekleştiririz diyoruz. 15. sorumuzda görselde verilen karışım ile ilgili bakın bize sorular sorulmuş arkadaşlar. Bu karışım nedir gördüğünüz gibi? Çilekli süt değil mi? Çilekli süt peki nedir? Bir çözeltimdir arkadaşlar değildir. Süt nedir arkadaşlar? Süt bir kolloittir. Baktığımız zaman homojen zannederiz değil mi? Ama aslında mikroskopla baktığımız zaman askıdaki tanecikleri görebiliriz. Tanecikleri 1 ile 1000 nanometre arasında olduğundan dolayı çıplak gözle bunu ayırma şansımız yok. Bu tip karışımlara biz kolloid diyoruz. Yani heterojen bir karışımdır. Ve kimyasal yöntemlerle mi ayrılabilir? Hayır arkadaşlar. Karışımlar nasıl ayrılır? Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bakın 16. soruda ne diyor? Kütlece %20'lik 200 gram potasyum nitrat çözeltisinin 200 gram su ilave edildiğinde oluşan karışım kütlece yüzdesi diyor bakın. Şimdi çözeltinin tamamı 200 grammış kütlece %20'likmiş. Yani bunun %20'si potasyum nitratmış. Bir kere onu bulalım biz. 200'ün %20'si kaç yapar arkadaşlar? Yani 5'te biri 40 gram arkadaşlar burada ne varmış? Potasyum nitrat varmış. Şimdi çözünen madde miktarını yukarı yazacağız. Toplam kütleyi aşağı yazacağız arkadaşlar. Şu an kaç? 200. Peki buna 200 gram daha su ettiğimiz zaman toplam kütle ne olur tabii ki? 400 olur. O da 40 bölü 400 çarpı 100. Kütlece yüzdesini bulmak için bunu yapmam gerekiyor benim. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde 10'luk bir çözelti oluşur diyoruz. Cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş. 17. sorumuzda iki tane çözelti karıştırılmış arkadaşlar. Bu çözeltilerden bir tanesi 200 grammış, kütlece %30'lukmuş. İçerisindeki şeker miktarını bulalım o zaman. 200 kere %30 değil mi? O da ne yapar arkadaşlar? Şöyle sadeleştirelim. 3 kere 20, 60. 60 gram şeker var birinci çözeltimizde. İkinci çözeltimizde ne var bakın? 400 gram çözelti kütlece %10'lukmuş. Yani 400 çarpı kütlece %10 diyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapar bakın şu şekilde. 40 gram şeker içerir diyoruz. Toplam şeker miktarı ne oldu zaman? Toplam bakın. 100 gram şeker oldu bunları birleştirdiğimiz zaman. Çözülen madde miktarını yukarıya yazıyorum. Paydaya ne yazıyorum arkadaşlar? Toplam kütleye yazacağım. Bakın 200 gram ve 400 gram birleşmiş. 600 gram değil mi? 200 artı 400. Ancak diyor ki 100 gramı su buharlaştırılmıştır diyor. Buharlaşan su arkadaşlar toplam kütleden azalandır. Dolayısıyla burada ne olmuş oldu? 100 bölü 500 çarpı kütlece yüzdesini bulmak için bunu neyle çarpacağım? 100 ile çarpacağım. Ne olmuş oluyor arkadaşlar o zaman? Bakın buradan bu şöyle kütlece yüzde 20'lik bir çözelti elde etmiş oluyorum. Cevabı neymiş? C seçeneğiymiş. 18. sorumuzda bakın. Seyreltik tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Seyreltik ne demek arkadaşlar? İçerisinde çözünen madde miktarı az demek değil mi? Sabit sıcaklıkta çözünen madde eklenirse derişik hale gelebilir. Yani eğer biraz daha madde çözerseniz çözünen madde miktarı arttığı için daha derişik olabilir. Doğrudur. Sabit sıcaklıkta su buharlaştırılırsa derişimi artar. Evet aynen arkadaşlar. Eğer sabit sıcaklıkta su buharlaştırılırsa birim hacimde çözülen madde miktarını arttırmış olursunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Sabit sıcaklıkta çözücü eklenirse yani su eklenirse derişimi artar mı? Hayır arkadaşlar, tam tersine derişimi azalır, daha da seyreltik hale gelir diyoruz. Çözücü çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olabilir. Yani doymuş olabilir demek istiyor. Olabilir arkadaşlar. Daha fazla madde çözemiyor olabilir gene de seyreltik olabilir. Yani illa bir çözelti daha fazla madde çözemiyorsa derişiktir diyemeyiz. Yani daha fazla madde çözemiyordur ama seyreltik de olabilir. Özelliği her yerinde aynıdır. Zaten bakın tuzlu su çözeltisi dediği için özelliklerin her yerinde aynı olması lazım. Adı üzerinde bu neymiş? Bir çözeltiymiş diyoruz. 19. soruda bakın çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri bize verilmiş. %30'lukmuş, %20'likmiş ve %10'lukmuş. Altlarında ise çözeltilerin kütleleri verilmiş. Bakın çözeltilerdeki suyun değil. Yanlış yazılmış arkadaşlar. Çözeltilerin kütleleri bu. Çözeltilerin toplam kütleleri. İçerdikleri madde miktarı yani çözünen madde miktarını bize soruyor. 200'ün %30'unu bulacağız. 200 ile %30 çarparsak ne olur arkadaşlar? 200 kere 30 bölü 100 sadeleştirdim. 60 bakın. Burada 60 gram tuz çözülmüş. İkincisi 300 grammış ve yüzde 20'likmiş arkadaşlar. 300 çarpı 20 bölü 100 diyoruz. O da ne yapar bakın burada da gene 60 gram e, sodyum klorür çözülmüş diyoruz. Üçüncüsünde 400 gram madde varmış. 400 gram çözeltinin tamamıymış. Yüzde 10'lukmuş. 10 bölü 100'müş. O da ne yapar arkadaşlar? 40 gram madde çözülmüştür diyoruz. Ne oldu gördüğünüz gibi? Birincisi ikincisi eşit. Onlar üçüncüsünden büyüktür diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bakın 20. soruda 1 mol, 2 mol, 3 mol çözülmüş. Birincisi 4 litre suda 1 mol çözülmüş. İkincisi 2 litre suda 2 mol çözülmüş. Üçüncüsü 1 litre suda 3 mol çözülmüş. Burada bakın seyreltik derişik olma durumları bize sorulmuş arkadaşlar. 4 litre suda 1 mol x çözünüyorsa arkadaşlar litre başına ne kadar çözünmüştür? O şekilde bir hesaplama yapalım. 0,25 mol değil mi? Litre başına. 2 litre suda 2 mol çözülmüşse litre başına 1 mol çözülmüş. Litre başından bahsediyorum bakın. Yanlış anlamayın bunu. Bölü litre. 1 litre suda zaten 3 mol çözülmüş. Dolayısıyla 3 mol bölü litre. Litre başına çözülen madde miktarı. Yani birim hacimde çözülen madde miktarını karşılaştırabilmek için benim her birinin birer litresinde ne kadar madde çözülmüştür? Bunu bu şekilde bulduk, yazdık. Şimdi çözeltilerden en seyreltik olanı 1'dir. Bakın birincisinde 0.25 İkincisinde 1, üçüncüsünde 3 üç çözülmüş. Dolayısıyla en seyreltik olan 1'dir. En derişik olan da 3'tür. 1, 2 doğru. Çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür. Bana diyor ki 1 litre suda diyor bakın soruda bilgi olarak 5 mol çözünebilir. E 1 litre suda 5 mol çözünebilirse arkadaşlar tabii ki birincisinde çözünmüştür. ikincisinde de çözülmüştür. Üçüncüsünde de çözünmüştür. Çünkü hiçbirinde bunların çözülen madde miktarı litre başına 5'ten daha fazla değildir. Tamamı da çözülmüştür. Yorum cevabım. E seçeneği. 21. sorumuzda karışımlarla ilgili 3 tane cümle verilmiş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Bakalım. Arkadaşlar CH4 gaz bakın ve H2O gaz karışım homojendir. Gazlarla gazlar her oranda karışarak homojen karışımlar yani çözeltiler oluşturur. Dolayısıyla bu ikisi de birbirleriyle %100 karışır ve homojen bir karışım yani çözelti meydana getirir. Doğrudur. Karışımların belirli formülleri vardır. Arkadaşlar bu yanlış. Bakın H2O bir bileşik değil mi? Bunun belirli bir formülü var. Sodyum klorür de bir bileşik. Bunun da belirli bir formülü var. Ama su ve tuzdan oluşan tuzlu suyun belirli bir formülü yok. Tuzlu suyu ifade edebileceğimiz böyle bir formül söz konusu değil diyoruz. Karışım oluşturan maddelerin birleşme oranları sabittir demiş. Arkadaşlar bakın yine su, tuzlu su üzerinden örnek verelim. Tuzlu suda istediğim kadar tuz katabilirim, istediğim kadar su katabilirim. Dolayısıyla burada belirli bir oran yoktur. Karışımlarda böyle bir oran söz konusu değildir. Kimlerde vardır? Mesela bileşiklerde vardır değil mi? H2O diyoruz. İki tane hidrojenle bir tane oksijen birleşmek zorundadır. Bileşiklerde bu oran vardır ve sabittir ama karışımlarda böyle bir oran yoktur diyoruz. Cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş. 22. sorumuzda yemek tuzunun suda çözünmesi ile ilgili sorular sorulmuş arkadaşlar. Yukarıda aslında bunun şekli de verilmişti başka bir soruda. İyon dipol etkileşimleri kurulur demiş. Doğrudur arkadaşlar. İyon dipol etkileşimleri kurulur. Tuzdan gelen iyonlarla su molekülleri de polar olduğu için arkadaşlar ne oluşur? İyon dipol etkileşimleri kurulur ve çözüm olayı gerçekleşir diyoruz. Sodyum iyonları suyun negatif kutbu tarafından sarılır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın suyun iki tane şöyle bakın Hidrojenlerin olduğu taraflar kısmi olarak artı. oksijenin olduğu taraf kısmi olarak nedir? Eksidir diye söylemiştik. Dolayısıyla su molekülleri artı kısımlarıyla eksi yüklü iyonları. Eksi yüklü kısımlarıyla ise artı yüklü iyonları sarar diyoruz. Dolayısıyla ikincisi doğru. Sodyum klorür bileşiği suda iyonlarına ayrıştığı için çözelti elektriği iletir. Aynen öyle arkadaşlar. Katı halde tuzlar elektriği iletmez. Ama çözeltileri elektriği iletir. Bunun sebebi de işte serbest hareket edebilen iyonlar oluşmasından dolayıdır diyoruz. 23. soruda NH3 bileşiği aşağıdaki maddelerden hangilerin içerisinde çözünebilir demiş. Bir kere NH3 neydi? NH3 polar bir maddeydi öyle değil mi? Bakın NH3 şöyle. Polar olduğunu nereden anlıyoruz? Azot 5A grubunda. Üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti var. Bundan dolayı polardır diyoruz. Aynı zamanda hidrojen bağı da oluşturabilir. Bakın suyun içerisinde çok çözünür. Su hem polar bir çözücüdür hem de hidrojen bağı oluşturan bir çözücüdür. Dolayısıyla ikisi birbiri içerisinde çok çözünür diyoruz. Karbon tetra klorür bakın karbon tetra klorür bu nedir arkadaşlar gördüğünüz gibi apolar bir maddedir. Karbonun etrafında şöyle dört tane klor var. Merkez atomda elektron çifti yok. Bundan dolayı nedir? Bu apolardır. Apolar olduğu için polar olan NH3 yani amonya çözmez diyoruz. H2 ise hidrojen sülfürse arkadaşlar aynı suya benziyor. Bakın bunun yapısı da. Gene merkez atomun üzerinde elektron çifti var. Yani polar bir maddedir. Polar madde olduğundan dolayı da arkadaşlar nedir? Suyu, özür dilerim amonya çözebilir diyoruz. Yani cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. 24. soruda bakın. Kuru temizlemede kullanılan karbon tetraklorür ile ilgili. Bakın CCL4. Az önceki soruda söyledik arkadaşlar. Ne dedik karbon tetraklorür için? Ortada bir karbon atomu var. Etrafında 4 tane klor var. Dolayısıyla merkez atomda elektron çifti olmadığı için nasıl bir çözücüdür bu? Apolar yapılı bir çözücüdür diyoruz. Metan ile aralarında London kuvvetleri oluştuğu için homojen çözelti oluştururlar. Doğrudur arkadaşlar. Apolar maddeler sadece indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşturuyor. Metan da apolar olduğu için aralarında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London etkileşimleri oluşur diyoruz. Sodyum klorür ile aralarında iyon dipol bakın sodyum klorür iyon oluşturuyor doğru ama dipol değil arkadaşlar indüklenmiş dipol Apolar dedik ya şimdi. Dolayısıyla e, karbon tetraklorür de dipol değil, indüklenmiş dipol etkileşimler oluşur diyoruz. Benzen ile emülsiyon oluşturur. Arkadaşlar benzen nedir? Gene apolar bir maddedir. Bakın hidrokarbon apolar bir madde. E karbon tetra de apolar İkisi de apolar olduğu için apolar apoları çözer. Yani emülsiyon değil ne oluşmasını bekleriz biz bunların arasında? Çözelti oluşmasını bekleriz. Üçüncüsü de yanlış oldu ve su bileşiğiyle süspansiyon oluşturur demiş. Arkadaşlar su nedir? Sıvıdır. E, karbon tetraklorür de sıvı olduğuna göre ikisinin arasında ne oluşmasını bekleriz? Emülsiyon oluşmasını bekleriz. Süspansiyon nedir arkadaşlar? Süspansiyon katı sıvı karışımlara verilen isimdir. Ama burada oluşan karışım sıvı sıvı heterojen bir karışım yani emülsiyondur diyoruz. Cevabımız A seçeneğiymiş. Ve 25. soru arkadaşlar bakın. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım karışım oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilir. Doğru arkadaşlar sabit bir oran yoktur. Daha önce de söyledik bileşiklerde bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran var. Ama karışımlarda böyle bir oran söz konusu değil diyoruz. İki farklı sıvının oluşturduğu heterojen karışıma emülsiyon denir. Zeytinyağı su gibi karbon tetraklorür su gibi doğrudur arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımlar emülsiyon. Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir demiş arkadaşlar. Bakın elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir. Doğru arkadaşlar. Mesela tuzlu su bir elektrolit örneğidir. Serbest hareket edebilen iyonlar sayesinde elektrik akımı iletilir. Biz bunlara elektrolit diyoruz. Bunları özellikle 11. sınıfta, özür dilerim 12. sınıfta elektrokimya konusunda daha ayrıntılı göreceksiniz. Şekerli su çözeltisinde çözünen sudur. Arkadaşlar eğer bir çözeltide maddelerden bir tanesi eğer sıvıysa onu biz çözücü olarak kabul ediyoruz. Yani burada çözücü arkadaşlar nedir? Sudur. Dolayısıyla çözünen nedir? Şekerdir diyoruz. Yani tam tersi verilmiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Homojen karışımları çözelti de denir. Bunu daha önce arkadaşlar defalarca ifade ettik. Homojen karışımların diğer adı nedir? Çözeltidir diyoruz. 26. sorumuzda diyor ki aşağıda verilen bilgilere göre x, y, z maddelerine oluşan karışımları ayırmak için seçeneklerdeki yöntemlerden hangileri doğru demiş. Bakın diyor ki x katısı y sıvısında çözünüyormuş. Arkadaşlar x eğer y'de çözünüyorsa x, y'den oluşan karışımı bileşenlerine biz nasıl ayırırız? Kristallendirme ile ayırırız. Mesela bu ne gibi? Tuzlu su gibi düşünün. Tuzlu suyu soğuttuğumuz zaman x ne olur? Yani oradaki tuz ne olur? Kristallenir. Dolayısıyla bakın burada ayrımsal ifadesi fazla olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar. A ve D seçeneği de bu yanlış yazılmış. Bunun cevabı nedir dediğim gibi kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme ne zaman? Eğer birden fazla katı çözünmüşse. Mesela hem tuz var hem şeker var. Bunlar suda çözünmüş. Soğuttum. Efendim bir tanesi daha fazla kristallendi. Bu ayrımsal kristallendirme. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada çökebilecek tek bir madde var. Dolayısıyla ben buna ayrımsal diyemem. Tek başına kristallendirme demem gerekiyor. Peki YZ için ne diyor bakın? YZ sıvıları birbiri içerisinde çözünür. Birbiri içerisinde çözünen maddelerin eğer kaynama noktaları farklıysa onları biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayrımsal, şuna doğru demiştik. Ayrımsal damıtmayla birbirinden ayırıyoruz. Peki XZ karışımını arkadaşlar bakın X katısı Z sıvısında çözünmüyordu. Dolayısıyla X ve Z arasında bir süspansiyon oluşuyor. Süspansiyonları bileşenlerini nasıl ayırırız biz? Tabii ki süzme yoluyla, süzme yöntemiyle ayırırız diyoruz. 27. soruda x katısı y sıvısına ekleniyor ve homojen karışım elde ediliyor. Buna göre x y karışımını ayırmak için. Yani bu tuz, bu arkadaşlar su gibi düşünün, tuzlu su gibi düşünün bunu. Dolayısıyla ben tuzlu suyu bileşenlerine nasıl ayırabilirim? Bakın damıtma aynen öyle arkadaşlar. Basit damıtma dediğimiz. Kaynatırsınız su kaynar diğer kaba geçer geriye ne kalır? Tuz kalır. Yani y sıvısı buharlaşır. X katısı kalır arkadaşlar bu olabilir. Süzme olayını yapabilir miyim? Yapamam arkadaşlar. Çünkü bu çözüldüğünden dolayı mesela tuzlu suyu süzersem ne olur? Bütün çözelti süzekten geçer. Değil mi? Çözünen maddeler su ile beraber yani tuz da su ile beraber aşağıya geçer. Dolayısıyla bu ayırma işlemini yapamam. Bir diğer yöntem de nedir? Kristallendirmedir. İşte az önceki soruda söylediğimiz gibi arkadaşlar eğer bir katı bir sıvıda çözünüyorsa dolayısıyla tek bir katı varsa bunu soğuttuğum zaman bu kristallenir. Biz buna ne diyoruz? Kristallendirme diyoruz. Cevabımız nedir? 1 ve 3'tür diyoruz. Ve son sorumuz arkadaşlar çözeltilerin özellikleri ilgili. Kaynama sıcaklığı sabittir değildir arkadaşlar. Mesela tuzlu su kaç derecede kaynar? Bilemiyorum ama neyi biliyorum? Su, saf su deniz kenarında 100 derecede kaynar diyorum. Ama tuzlu su kaç derecede kaynar? Böyle bir şey yok. Ne kadar çok tuz katarsam kaynama noktası o kadar yükselir. Hatta biz çözeltilerin kaynama noktası demiyoruz da kaynamaya başlama sıcaklığı diyoruz. Bakın bu daha doğru bir ifade. Yani tuzlu suyun kaynamaya başlama sıcaklığı. Çünkü dediğim gibi içerisindeki tuz miktarı arttıkça kaynama noktası da artıyor. Belli bir sabit sıcaklığı söz konusu değil. Kaynayan suya tuz atılırsa suyun kaynama noktası düşer demiş. Arkadaşlar tam tersine kaynayan suya tuz attığımız zaman derişim artar. E, Derişimi artarsa arkadaşlar ne olur? Kaynama noktası buna bağlı olarak artar diyoruz. İkincisi de yanlış oldu. Karayollarında buzlanmaya karşı tuz atılmasının nedeni donma noktasını yükseltmek değil, donma noktasını düşürmektir arkadaşlar. Daha düşük sıcaklıklarda ancak değil mi? Biz donma olayının gerçekleşmesini isteriz. Bunun için tuzlama işlemi yaparız. Yani üçüncüsü de yanlış. Bana neyi soruyor? Yanlışları soruyor. Cevabımız E seçeneği. Çok teşekkür ediyorum. 28 tane soru çözdük. Girişteki boşluk doldurmalarla birlikte oldukça uzun bir video oldu. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum arkadaşlar.